Teknolojiden herkese merhaba. Arkadaşlar, çilek seramız, hatırladığınız gibi iki dönüm çilek serası yavaş yavaş bitişe yaklaşıyor. Meşhur polikarbonumuz bu malzeme arkadaşlar. Bakın, polikarbon dedikleri malzeme bu. Işık geçirgenliği, sağlamlığı, bu tek odacılık, tek odacıklı polikarbon. Bakın burada şey var, gözeneği var. Tek odacıklı diye geçiyor. Üst, yani tek odacıklı, çift katlı diye geçiyor. Bize söylenilen söz bu. Bu hem daha sağlam, hem ışık geçirgenliği daha iyi. Şimdi kokopitleri yıkamaya başladılar. Kokopitlerin şu anki yıkamaya başladıkları değer şu an 1 EC. Biz bunu 0.70 EC'lere düşürmeye çalışacağız. 0.70 zaten suyumuz da 0.76 EC, yani normalde 0.76, yani vermiş olduğumuz suyu tekrardan geri alana kadar kokopitleri yıkayacağız arkadaşlar. Sistemler tamam, şu an bitti. Tekrardan dönüş alıyoruz artık. Sistemden basıyoruz ama bugün otomatik dozajlama sistemi malzemeleri geldi ama daha kurulmadı. O kurulum içinde ayrıyeten bir video çekeceğim. Bakın şurada 3 tane küçük tank var. 3 tane küçük tank var. 2 mavi A ve B tankı. Şu şeffaf olan da pH düzenleyici asit arkadaşlar. Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında zorlu bir süreç. Bu tesisi kuracak arkadaşlar. Allah yardım etsin derim. Çünkü çok komplike bir iş olduğundan dolayı arkadaşlar, çalışacağınız insanları iyi seçeceksiniz. İşçilerinizi de iyi seçeceksiniz. Yani danışmanınızı da iyi seçeceksiniz. Bunun hepsi önemli. Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı çok az. Ondan dolayı da bazen ucuz bir işler yaptıracağım diye bazen tutanın elinde kalabiliyorsunuz. Onun için de dikkatli olun arkadaşlar. Benden size söylemesi. Serada'nın ağırlıklı işi bitti. Yan taraflardaki polikarbon işler falan başladı. Şu an mesela hava sıcaklığı 36 derecelerde ama güzel bir esinti olduğu için şu an seranın içerisinde çok rahat kalabiliyoruz. Şöyle bu taraflarda polikarbonların arkadaşlar, bakın şöyle büyüklüklerini isteğe göre şu şekilde maket bıçağıyla kesiyorlar. Bakın buralara yapmışlar. Bunları yarın bir gün taktıkları zaman arkadaşlar size takılan yerleri göstereceğim. Bir ayrıntılı video daha çekeceğiz. Ha, bu arada Yusuf arkadaşımızın sorusuna da, Ekim ayından Kasım ayına kadar serayı bitirsek, 5 dönüm serayı, sonra fresh diksek, diktikten sonra da nasıl bir verim alırız demişler. Vallahi ben biraz önce Yusuf Bey'le bu konuyu konuştuk. Bu konu hakkında mevsimsel, hangi, yani nerede yapacağı önemli. Bu konuda biraz bize bir ayrıntılı bir arkadaş verirse, nerede yapacak, hava sıcaklığı neresi, ondan sonra esinti, rüzgar, seranın cinsi, işte cam sera mı, polikarbon mu, ondan sonra naylon mu, işte kokopitte şu bizim yaptığımız gibi mi yapacak, yoksa 3 katlı mı yapacak gibi birçok şey var, faktör var. Bunları da bilirsek bir yardımcı olmaya çalışacağız. Ama Allah aramızda, Yusuf Bey diyor ki şakayla karışık, abi hiç bulaşmasın diyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar, burada kokopit yıkanıyor. Ya biz YouTube'da para kazanmak istemiyoruz ki biz. Bu da arkadaşlar yıkama evresi. Bu şekilde yıkanıyor. Geri dönüşü vermiyoruz. Geri dönüşü vermemizin sebebi, bakın burada tortular gidiyor. Böylece kanalları, boruları tıkamamak. Bu sahaya insin bu şekilde diye. Sonradan bu yıkama işi bittikten sonra gördüğünüz gibi bakın tortular gidiyor. Yıkama işi bittikten sonra hem böyle pH değerini ve EC değerini düşürmüş oluyoruz böyle yıkayarak, hem de o tıkanıklıkları, fazla malzemeyi sistemin içerisine sokmuyoruz bu şekilde arkadaşlar. Polikarbonları şu şekilde takmaya başlamışlar.
dünkü göstermiştim polikarbonları. Bu polikarbonlar da nasıl olacak? Bakın şurada bağlantı aparatları var. Burada bağlantı aparatları var. Bunlar şu şekilde, şu şekilde yaptığı zaman şu şekilde hava almasını sağlayacak. Orada ayarlı. Gördüğünüz gibi şöyle kapalı, açık, yarı açık şeklinde. Orada yanlış hatırlamıyorsam 1, 2, 3, 4 kademe var. O şekilde duracak. Tamamen bittiği zaman tekrardan geniş bir video çekeceğim. Her şeyi baştan sona anlatacağım. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.